Söz Milletin programıyla yeniden karşınızdayız. Ben Adnan Sular. Her gün yepyeni ve güncel konularla hasbihal ediyoruz. Bugünkü konumuz Çanakkale Savaşı. Tarihler 18 Mart 1915'i gösterdiğinde Osmanlı ordusu İtilaf devletleriyle savaşa tutuştu ve zaferle sonuçlandı. Peki halkımız bu zaferi nasıl değerlendiriyor? Dünyanın siyasi tarihini değiştiren bu zaferle alakalı ne kadar bilgi sahibiyiz? Dilerseniz tüm bu soruların yanıtı için Söz Milletin programı başlıyor. Efendim 18 Mart 1915 tarihi size neyi hatırlatıyor? Yani savaş hatırlatıyor ama doğru mu? Doğru, Çanakkale Savaşı. Evet. Üzerinden 106 yıl geçti efendim. Tabii tarihin akışını adeta değiştirdi. Siz Çanakkale Savaşı denince aklınıza ilk ne geliyor? Yani çok büyük bir destan. Başka da bir şey söylenemez yani bunun için. Şu anda bile tüylerim diken diken oluyor yani düşündükçe. Yaşamadık etmedik ama bize anılardan kalan bilgilerle insan heyecanlanıyor yani. Üzün, gurur hepsi bir arada. Bu şekilde bir hissiyattayız yani. Tabii çok şükür ki geçilemedi. O yüzden Çanakkale geçilmez diyoruz. Haliyle o bölgede birçok asker maalesef şehit oldu. Aynı zamanda itilaf devletlerinin askerleri de halen topraklarımıza yatıyor. Koyun koyuna yatıyorlar. Bir Türk olarak olaya baktığınızda sizi en çok duygulandıran olay nedir efendim Çanakkale Savaşı'nda? Yani şimdi biz anlatıldığını biliyoruz. Anlatılmayan yerleri işte benim içimde hani duygu değil de merak içerisindeyiz hani. Yani bu anlatılamadı ya da görmediğimiz, bilmediğimiz birçok şey vardır. Bunlar yani sadece bir merak. Yani korku, merak bununla alakalı kafamızda kalan şeyler yani her sene anılaştırdığımız için de bunları düşünüyoruz. Yani elde olan, tespit edilen şeyler var. Hani örneğin çok acayip bir durumdur. Hani mermilerin birbiriyle çarpışması bile bu hani filmlerde bile konu edilemeyecek bir şey tarihten kalan bize. O yüzden yani nasıl yorumlanabilir ki bu? Son olarak siz gittiniz mi efendim? Hiç gezebildiniz mi Çanakkale'yi? Evet gittim. İzlenimimiz nedir orada? Yani gerçekten şöyle söyleyeyim. Abidenin olduğu yerde yani konumlandırılması yani bu savaşın hani stratejik olarak bakış açısından baktığınız zaman çok güzel bir yerde durdurulmuş aslında. Yani orası geçilseydi gerçekten ki geçilemedi. Orası geçilseydi gerçekten çok farklı şeyler olurdu. Gerçekten çok doğru bir noktada müdahale edilmiş bu olaya. O yüzden yani oraya gittiğimizde işte anıt abidenin olduğu yerde işte isimlerin yazması bunları okuduğumuz zaman işte hani insan böyle hani benim soyadım var mı diye o şeylerde mezarlıkta gezerken hani tarihte bize de ait bir şey var mı diye aradık işte ufak oğlumla gitmiştik ben birlikte. Yani böyle hani bu duyguları da şimdi kalkıp anlatmak çok zor olur. Çünkü yaşamadık etmedik hayatta da yani bu kendi hayatımızda da yaşamıyoruz. O yüzden yani yorum yapmak biraz şey olur ama oraya gidince hani insan şey yapabiliyor hani nasıl size tarif edebilirim ki bunu hani büyüleniyor. Yani hani bizim kültürümüzde olmayan bir şey ama hani dünyada olmayan bir şey ama insan büyüleniyor, etkileniyor tabii ki hani. Bunu da yorumladığımız zaman hani insanların sürekli hani dile getirdiği şeydir. Az önce de söyledim. Hani insanın hani böyle bir içine nasıl diyeyim hani tüyleri ürperten hissiyatı veriyor. O hissiyatın adı zaten tüyleri ürperdi diye olarak söyleniyor ama muhakkak başkadır. Şu anda ağzıma gelmedi. Böyle bir şey yani. Evet değerli izleyiciler gerçekten bakın beyefendi çok da güzel ifade etti. Ne dedi? Mermiler havada çarpışıyordu ve onun biliyorsunuz özellikle iki merminin havada çarpıştığı ve birbirine kenetlendiği bir resim vardı biliyorsunuz. İşte biz böyle bir savaştan geçtik. Yani o dönemi anlatmak gerçekten yaşamakla tabii ki örtüşemez. Yani hangi kelimeyi kullanırsak kullanalım Çanakkale zaferini tam olarak algılayamayız. Ama o savaşta aslında kazandıran ruh işte iman ruhuydu. Türk milletinin birlik ve beraberliğiydi. Allah bir daha bu ülkeye böyle bir cephe savaşı yaşatmasın. Çünkü gerçekten ülkemiz her dönem, her yüzyılda çok çok değerli bir alanda ve konumda yer alıyor. Ve özellikle o zaman payitaht biliyorsunuz İstanbul'daydı. Yani Osmanlı'nın başkenti İstanbul'du. Eğer başkent düşseydi Allah muhafaza Anadolu düşerdi. Efendim bu minvalde bu tabii savaşta zaferle geçtik, kurtulduk çok şükür. Ardından Kurtuluş Savaşı da geldi. Bu bizim birlik beraberlik ruhumuzu yansıtmıyor mu sizce?
Pardon. Birlik beraberlik ruhumuzu yansıtmıyor mu? Yani böyle sayıca üstün bir düşman karşısında bir avuç asker ve vatandaşımız, yani milletimiz şimdi, orada mücadele etti çünkü. Şimdi hani birazcık kader çizgisi diye bir şey biliriz hani. Kaderimizde böyle güzel bir şekilde sonuçlanması varmış. Evet, dediğiniz gibi hani bir kişiye karşı 10 kişi gibi bir şey oldu bu yaşadığımız olay. Bununla ilgili de hani yani biraz tarih olduğu için hani tarihim biraz kötü ama şöyle söyleyeyim ben. Yani o yaşanan şeylerin sayesinde bugün böyleyiz. Evet. Söylediğiniz üzere. Yani bunu da zaten çok isimlendirmeden şöyle ifade etmek istiyorum. Yakın zamanda da böyle bir olay başımıza geldi ve Türk milletinin bir araya geldiği zaman neler yapabileceğini hepimiz gördük. Evet. 15 Temmuz diyorsunuz tabii. Evet. Tabii. Yani o yüzden pek de ülke olarak hani kendi ülkem olarak ben hiçbir vatandaşımızdan bir zerresinden endişe etmiyorum. Bugün yine öyle bir şey olsa yine herkes sırt sırta verip, omuz omuza verip hani ülkeye yapılacak olan herhangi bir müdahalede dik duracaklarını biliyoruz, yani hepimiz gördük bunu. Çok teşekkürler efendim. Rica ederim. Efendim 18 Mart 1915 tarihi size neyi hatırlatır? 18 Mart 1900? 1915. 18 Mart 1915. Savaş mesela. Çanakkale değil. Kurtuluş Savaşı'ndan hemen önce. Çanakkale. Çanakkale değil mi? Evet, doğru evet. Doğru düşündüm değil mi? Tabii üzerinden bayağı bir yıl geçti. 106. yıl dönümünü yaşıyoruz. Efendim siz Çanakkale zaferi veya savaşı denilince aklınıza kalan en belirgin ne olabilir? Şehitlik, anzaklar, yüzlerce ölü, Atatürk'ün o tepenin üzerinden bakışı. Tabii bayağı uzun süre geçince anlatmakta biraz zorluk çekiyoruz haliyle. Ya da yani kitaplarda anlatıldığı kadar. Evet. Peki itiraf devletleriyle savaştık. O ülkeler hangisiydi biliyor musunuz? Fransa. Anzaklar. Anzaklar. İngiltere. Bravo. Almanya. Bizim neydi? Fransa. He. Bu kadar. Fransa, İngiltere ve Anzaklar. Anzaklar. Ama bu arada Türk vatandaşı değilim ben. Öyle mi? Nerelisiniz efendim? Avusturya vatandaşı. Avusturya, öyle mi? Ama 30 yaşında taşındım. Yani ilk hayatımın 30 senesini burada geçirdim. Yani aslında değerli izleyiciler bakın tabii hanımefendi soruları cevaplanırken biraz düşündü haliyle normal. Ancak üzerinden 106 yıl geçti ama Türk vatandaşı olmadığını ifade etti. Ona rağmen bakın hasbelkader de olsa akılda kalmış. Çünkü akılda kalmayacak bir savaş değildi. O dönemde itiraf devletleriyle yani bir taraftan İngiltere ile bir taraftan Fransa ile bir taraftan da Anzaklarla mücadele ediyorduk. Hem denizden hem de karadan geldiler. Ancak Çanakkale geçilemez. İşte Çanakkale geçilemez denildi ve gerçekten de geçilmedi. İşte o yüzden biz şu an bu topraklarda huzur ve mutluluk içerisinde yaşıyoruz. Allah bir daha o günleri bize yaşatmasın. Efendim çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi günler. Efendim 18 Mart 1915 tarihi size neyi hatırlatır? 18 Mart 1915 tarihi Çanakkale'nin kurtuluşunu hatırlatır. Çanakkale zaferi. Evet. Çanakkale zaferi, evet. Peki bu şanlı zafer hakkında aklınıza kalanlar nelerdir diye sorsam neler söylersiniz? Seyit Onbaşı'yı hatırlarım. Evet. Seyit Onbaşı'nın manevi gücünü hatırlarım. Gücün ve kuvvetin Allah'tan olduğunu zikrettiğini. Şu anda o zikri hatırlamıyorum ben. O zaman ben burada hemen bir araya gireyim isterseniz. Bakın burada gerçekten beyefendi deyince hemen anımsamaya başladım. Efendim Seyit Onbaşı o dönemde kalan son topu olan 250 kiloluk topu, tamam mı, orada aldı ve tek başına sırtlayarak Namlu'ya verdi ve gemiyi batırdı. Savaşın kaderini alenen değiştirdi. Peki ondan sonra biliyorsunuz bazı fotoğraflar yayınlandı. Orijinal fotoğraflar, ancak o fotoğraf orada tabii orijinal topla çekilmedi. Çünkü olay anında elbette ki o savaş esnasındaki fotoğrafçı yoktu ama ondan sonra bir fotoğraf çekildi. O fotoğraftaki aslında bir top mermisinin, o büyük 250 kiloluk merminin bir versiyonuydu. Aslında orijinal değildi ve tabii ki ağır değildi. Ama o günün işte Seyit Onbaşısı'nın nasıl bir mücadele verdiğini gösteriyor. Aynı zamanda orijinal bir benzeri bir topla kaldırma denendi fakat kaldıramadı. Çünkü
gerçekten o anda, yani savaşın olduğu esnada o iman gücüyle o topu kaldırıyor. Bakın daha sonrasında kaldıramıyor bunu. Bunu neyle ifade edebiliriz? İşte gerçekten Seyit Onbaşı'nın burada ne kadar nasıl bir iman gücüyle o topu kaldırdığını bir kez daha şahitlik etmiş oluyoruz. Ne diyelim, Allah onlara gani gani rahmet etsin efendim. Amin. Tabii içimizdeki Seyit Onbaşıların sayısını da Allah arttırsın inşallah. Kesinlikle efendim. Tabii ki Allah bir daha o günleri bize yaşatmasın. Peki Çanakkale zaferinin sizce önemi nedir efendim? Eğer o savaş başarılı olmasaydı veya biz Çanakkale'de zaferi kazanmasaydık nasıl bir sonuçla karşı karşıya kalırdık? Allah o günleri göstermesin. Yani bugünkü çok büyük bir hezimette olurduk. Gerçi hala da biz Osmanlı İmparatorluğu yıkıldı demiyorum, durdurulduktan sonra. Daha hala o günlerin ceremesini, hala o günlerin sıkıntısını çekiyoruz. Caddelerimizde, sokaklarımızda, üst geçitlerimizde. Hepsinin şehit isimleri, şehit üst, işte şehit üst geçidi, şehidin adı verilmiş sokak, caddeler, sokaklar. Arkamı dönüyorum mesela Osmanlı İmparatorluğu'ndan bugüne kalmış işte şehitlerin mezarlıkları, yatırları. Başka bir yere gidiyorum, Cumhuriyet kurulduktan sonraki, Cumhuriyet'in kuruluşunda emeği geçen şehitlerimizin mezarlıkları ve hala bugünlerin bedelini ödüyoruz, hala ödüyoruz. Ama toplum olarak, millet olarak maalesef bakıyorum üzerinde oturduğumuz hazinenin hala bilincinde değiliz. Özellikle günümüzün gençliği geçmişinden, tarihinden bir haber, çok bilinçsiz. Ve özellikle şu anda günümüzün gençliğine bakıyorum, maalesef gusül abdesti dahi almayı bilmiyorlar. Çoğalıyor, her geçen günde sayılar da çoğalıyor bunların. Şimdi Seyit Onbaşıların sayılarının aramızda artmasını isterken mesela dikkat ediyorum. Eşref Bitlis Paşalar gibi mesela bu geçenlerde şehit olan yarbaylarımız FİHA helikopter kazasında maalesef yani şöyle bir eksik gösteriyor. Kendi içimizdeki işinin ehli insanlara da sahip çıkamıyoruz biz. Bizim devletimizde bir zafiyet var mesela, çocukluğumdan belli, dikkat ederim. Bir yerde bir sorunun giderilmesi için orada büyük bir kayıp verilmesi gerekiyor. Yani bir yere bir üst geçit mi yapılacak? Ya orada bir kaza olacak, ya hamile bir kadın ölecek, ya orada bir çocuk şehit olacak. Ondan sonra oraya devlet yetkilileri şey yapıyorlar. Yani bizim devletimizde de maalesef böyle bir zafiyet var, böyle bir eksik var. Önceden hataları, kusurları fark edip de onun gereğini yerine getirebilme ferasetini de göremiyorum yani. Maalesef bahsettiğiniz konuda size kesinlikle sonuna kadar katılıyorum. Bakın burada ifade etmesek olmaz. Yani gerçekten ülkemizde şu anda belki Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, belki de eğitim sisteminden eleştiri gelecek ama gelsin. Çünkü gelmesi lazım. Yani bakıyoruz gençlerimize, yakın geçmişi bilmiyorlar. Yani maalesef bakın beyefendi o konulara halen hakim ama bunu herhangi bir lise öğrencisine, ortaokul öğrencisine sorsak emin olun belki testlerden bu soruları çözerler ama maalesef manevi boyutunu bilmiyorlar. Bu açıdan baktığımız zaman da büyük bir kayıp. Yani çünkü Çanakkale zaferi bu ülkenin kaderini belirlediği gibi aslında dünya genelinde de birçok ülkenin kaderini değiştirmiş oldu. Yani o yüzden Çanakkale geçilmez lafını biz söylemiyoruz. Bunu itiraf devletleri söylüyorlar ve bu Türk askeriyle alakalı inanılmaz güzel övüşle bahsettiği cümleler var. Peki biz bu zaferi ne kadar biliyoruz? Beyefendi ne güzel söyledi. Maalesef bizim başımıza bir musibet gelmeden ne tedbir alıyoruz ne önlem. Komedi filmlerinde Seyit Onbaşı gibi böylesi büyük örnek kahraman insanlarımız komedi konusu olarak kullanılıyor. Bence bunlara da bir çeki düzen getirilmesi lazım. Bir dizide seyrettim. Adam mesela oturduğu apartmanın kapısının önüne, dairesinin önüne motosikletini getirmiş. Bunu diyor, nasıl getirdin diyor, sen Seyit Onbaşı mısın diyor. Yani oradaki çok ciddi, çok önemli, ibret alınacak, insanın mücadelecilik ruhunu hareketlendirecek gelişmeleri böyle algı operasyonlarıyla küçültüp olumsuz hale, komedi haline getiriyorlar. Bence bu kahramanlara ve tarihi geçmişimize de önem verilmesi lazım. Bunların böyle alaycı konulara konu malzeme yapılmaması lazım. Aslında tüm bu olumsuzluklara rağmen, bakın aynı konuları eleştiriyoruz aslında ama tüm bu olumsuzluklara rağmen bakıyoruz 15 Temmuz'da tankın altına yatan insanlarımız oldu. Yani defaatle tankın altına yattılar, önüne çıktılar, üste çıktılar, alta girdiler. Ne bileyim bir benzeri bir destan yok. Yani hala yine çok şükür belki kötü demeyelim ama daha da iyi olabilirdik belki ama buna rağmen yine de kahramanlarımız var. O sizin bahsettiğiniz, dile getirdiğiniz konu aynı zamanda dünyaya büyük bir gövde gösterisi olmuştur. Yani bugün devleti için, bayrağı için tankın önüne gözünü kırpmadan yatacak insanlar bugün bu dünyada yani devletiyle hükümetinin arasındaki halkın bağının daha ciddi seviyede olduğunun görüntüsü oldu. Evet. Ve onların bir takım planlarını hala rafa kaldırmalarını, ertelemelerine vesile olmuştur. Mesela bugünkü Cumhurbaşkanımız da halkın arasında hala çok önemli, güzel bağların olduğunu,
bir kanıtı olmuştur o yani. Peki sizce belgesel filmler, sinemalar, diziler, bu tür tarih dizileri biraz faydalı oluyor mu gençlerimize? Faydalı oluyor ama gerektiği gibi ve gerektiği kadar da anlatılmıyor, gösterilmiyor. Mesela şu televizyonlarda özellikle insanların kişiliğini, karakterlerini yozlaştıran, bunaltan komedi adı altında çok büyük böyle insanları ciddiyetsizliğe, saygısızlığa yönlendiren diziler var. Onların yerine tarihini anlatan, dediğiniz gibi geçmişimizi anlatan, inancımızı anlatan belgeseller kurulmuş olsa çok ciddi faydası olacağına inanıyorum ben. Evet, gerçekten eğitim önemli. Fakat ülkemizde eğitim kurumlarına baktığımız zaman yıllardır maalesef bir okutulan tarih var, bir de gerçek bir tarih var. Tabii birçok konu tartışmalı. Biz Türk milleti olarak, devlet olarak, millet olarak öğretilsin ve öğretilmesin biz araştırmalıyız. Bakın elin kafiri bizden çok daha iyi tanıyorlar. O yüzden zaten şu anda içte ve dışta başaramadıklarını bugün darbelerle, adına postmodern deyin, 28 Şubat'ın neleri deyin, ne derseniz deyin. Bakın bir şekilde müdahale ediyorlar. Biz bu müdahalenin önüne geçirmemiz için ne yapmamız lazım? Tarihimize sahip çıkmamız lazım. Bunun ötesi berisi yok. Bu yüzden idealist öğretmenlere ihtiyacımız var. Gerçekten bu idealist öğretmenleri de güzel bir müfredatla öğrencilerin karşısına çıkaracak bir sisteme ihtiyacımız var. İşte bunlar olursa hiç şüphesiz ki gençlerimiz ne 15 Temmuz gibi hain darbe geçitlerine, ki zaten geçit vermedik, asla geçit vermezler. Bir daha da bu ülkede herhangi bir şekilde düşmanın oyuna gelmemiz söz konusu olmaz. O yüzden eğitim, eğitim, eğitim diyoruz. Efendim çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyebilirsiniz. Eklemek istediğim bu Çanakkale şehitliğinin gezisiyle ilgili. Mesela bu Esenler Belediyesi'nin bir hizmetiyle bedava kendisi, mesela belediye kendisi insanları Çanakkale şehitliğine götürüyor. Gidene kadar oradaki kahvaltı ihtiyaçlarını da görüyor. Orada bir danışman karşılıyorlardı. Ben bundan 12 yıl önce bu vesileyle Çanakkale şehitliğini gidip görme fırsatıyla, imkanıyla karşılaştım. Allah razı olsun yani, gerçekten de. Çanakkale şehitliğinin içerisindeki o manevi atmosferi bence insanların, geçmişimizin, yeni yetişen neslin öğrenmesi lazım. Kesinlikle yani bu tür kültür gezilerinin çoğalması lazım. Çoğalması lazım. Geçmişimizi özellikle oradaki insanların anlatılması, şey olması lazım. Savaş biliyorum biz. Çanakkale Savaşı. Çanakkale Savaşı. Ay çok özür dilerim ya. Estağfurullah. Yani aradan tabii 6 yıl geçti. Türk olarak bunu hatırlamamam inan bende çok üzüntü yarattı. Estağfurullah. Vallahi yayınlama bunu delikanlı bak. Bunu vallahi üzüldüm ha. Kendim yani. Vallahi şöyle toparlayalım. Siz efendim Çanakkale Zaferi veya Savaşı denilince aklınızda ne kalır efendim? Çanakkale Zaferi deyince şehitlerim, Atatürk arkadaşları ve orada canını veren vatansever insanlar. Tabii o dönem İtilaf Devletleri'nin tek hedefi vardı. O da Çanakkale'yi, tabii Çanakkale'ye geçip İstanbul'u, yani evet, o zaman biliyorsunuz Osmanlı'nın başkentiydi. Orayı fethetmek istiyorlardı. Fakat geçemediler. Bu anlamda baktığınız zaman eğer başarılı bir savaş olsaydı onlar açısından bugün nasıl bir manzara ile karşı karşıya kalırdı? Bugün herhalde ben hayatta olmazdım. Babam belli olmazdı. Annem belli olmazdı. Belki de hayatta hiç olmazdım. Allah rahmet eylesin. Hepsinden Allah razı olsun. Mekanları cennet olsun. Hakkını ödeyemeyiz. Onların sayesinde burada, önce Allah'ın ve sonra onların sayesinde tabii, özgürce dolaşabiliyoruz. Tabii şimdi burada beyefendi çok da güzel ifade etti. Yani onların sayesinde yaşıyoruz. Bakın o dönemde Nene Hatunlar olsun, Ayşe bacılar olsun, Şerife bacılar olsun, bugün belki birçok kesim tarafından giyim kuşamları eleştirilen o Anadolu insanı, işte o Anadolu insanı sayesinde bugün bu ülkede huzur içerisinde, güven içerisinde yaşıyoruz. Onları da unutmamak lazım. Tam da bu minvalde gençlerimiz biraz duyarsız gibi. Sizce eğitim sisteminde mi sıkıntı var, yoksa gençlerimiz tarih konusunda neden bu kadar ilgisiz? Eğitim sisteminde kesinlikle yanlışlıklar var. Eğitim sistemimiz yanlış. Tarihimiz öğretilmiyor. Şimdiki gençlik lay lay lom. Ondan başka bir şey bilmiyor. Efendim eğer son dönemlerde çıkan televizyon dizileri, sinema sektörü olmasa evet, çoğumuz belki de birçoktan haberimiz olmayacak. Evet. Bu anlamda baktığınız zaman eğitimin önemi de ortaya çıkıyor. Sizce sinema ve dizi filmleri daha çok arttırılmalı mı? Milli eğitimle beraber bir ortak çalışma yapılamaz mı sizce? Mutlaka yapılır da çok saçma sapan diziler de var. Tabii. Hiç gerçekle alakası olmayan diziler de var. Yani mutlaka eğitim sistemi ve tamamen TV'de diziye, Acun'un programı var, onu seyrediyor herkes.
Yani gençliğimiz mesela bakıyoruz böyle son derece dikkat ediyorum. Gerçekten anlamsız, biraz yüz güldüren evet. diyebiliriz. Evet. 2 milyon, 3 milyon izlenmiş ama böyle bir tarih konusuyla ilgili bir video var. Bakıyorsunuz 100 bin tıklanmamış. İzlemiyorlar evet. Tarihimizi bilmemiz lazım. Tarihini bilmeyen milletler yok olur. Ama son olarak bu anlamda bizi izleyen yetkililere bir mesajınız var mı bu minvalde? Yani eğitimi kesinlikle düzeltmeleri lazım. Bu dizilere de bir düzeltilmesi lazım. Dizi saçma sapan dizi vurdulu kırdılı insan devamlı öldüren çocuklar da kendilerini vurdulu kırdılı filmlere kaptırmışlar. Sokağa da yansıyor maalesef. Mutlaka yansıyor. Bir de uyuşturucu. Uyuşturucu illeti ülkeyi sarmış vaziyette. Gençlerimizi sarmış vaziyette. Uyuşturucuyla çok iyi mücadele etmemiz lazım. Çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Efendim 18 Mart 1915 tarihi denince aklınıza ne gelir? Çanakkale Zaferi. Peki bir Türk vatandaşı olarak o zaferden aklınıza kalan en önemli konu nedir sizce? Ya o dönemde bütün Türk milleti olarak seferberlik ilan edilişi, özellikle Nene Hatunların çocuklarını Beşik'te bırakıp savaşa gitmesiyle hatırlıyoruz. Aklımızda kalanlar bunlar. Tabii Fransızlar, Anzaklar ve bir yandan da biliyorsunuz İngilizler hem Boğaz'dan deniz yoluyla hem de karadan çıkartma yapmak istediler. Temel hedefleri İstanbul'u fethetmekti. O zaman Osmanlı'nın başkenti. Eğer o mücadeleleri zaferle sonuçlansaydı bugün nasıl bir durumda olurdu? Yani bugünkü bu durumda olmazdık. Belki bugün şu an İstanbul belki Fransızların elinde olurdu. Şu an hani eğer ki özgürce burada yürüyebiliyorsak, ailemizle bu özgürlüğü yaşayabiliyorsak o günkü şehitlerimizin sayesindedir. Son olarak sizce gençler bu konuda yeterince bilgi sahibi mi? Hayır maalesef. Gençler olarak maalesef tarihlerimizi tam iyi bilemiyoruz. Maalesef siyasi bir tarih öncelikle olduğu için önceki tarihin gençlere daha iyi tanıtılması gerektiğini düşünüyorum. Evet değerli izleyiciler bakın görüyorsunuz gerçekten hep aynı noktada duruyoruz. Hanımefendi de ifade etti. Gençlerimiz bu konuda biraz bilgi sahibi değil maalesef. Bundan önce birçok gence mikrofon uzattık ama maalesef 1915'i hiç hatırlayamadı bile. Bu başta hepimizin olmak üzere ortak suçu diyebiliriz. Ne diyelim inşallah gençlerimiz de bu konuda bir an önce duyarlı olur ve yakın tarihine sahip çıkar. Çünkü dünü bilmeyen yarını ve ertesi gününü mutlaka tabii ki bilemez. O yüzden ne diyelim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Bir başka programda görüşene dek hoşçakalın.